İsmail Saymaz, 28 Şubat 2023, HalkTV.com.tr Hiç eskimeyen dilekçe Elimde 4 sayfalık bir dilekçe var. Deprem doğal afet olsa da yukarıda kimliklerini açıkladığımız sanıkların görevlerini yerine getirmemeleri ve ihmalleri nedeniyle katliama dönüşmüştür diye yazıyor. Suçlar madde madde, şüpheliler isim isim sıralanıyor. Okuyorum. Bu depremde on binlerce kişi ölmüş, on binlerce kişi yaralanmıştır. Binlerce ev yıkılmış ve on binlerce kişi enkaz altında kalmıştır. Bölgenin deprem bölgesi olduğu bilinmekte ve her an deprem olabileceği öngörülmekteydi. Bilimsel araştırmalar, bölgenin hareket halindeki fay hattı üzerinde olduğu, her an şiddetli bir deprem olabileceği ve önemli ölçüde can kaybına yol açabileceği doğrultusundadır. Bilim adamları, hareketli fay hatları üzerinde yapılaşmanın yasaklanmasını, bu sağlanamazsa binaların şiddetli bir depreme dayanıklı şekilde ve standartlara uygun yapılmasını, dayanıklılığının meslek odalarınca denetlenmesini önermekteyken ve kanun ve yönetmeliklerle yetkililerin görev ve sorumlulukları düzenlenmişken, sanıklar uyarıları dikkate almamış, görev ve sorumluluklarını yerine getirmemiş, halkın can ve mal güvenliğine kastetmiştir. Sanıklar depremin ağır sonuçlarıyla gerçekleşmesinden sonra enkaz altında kalanlar için arama kurtarma faaliyetlerini organize etmeyerek, acil müdahalede bulunmayarak, ilk yardım götürmeyerek ikinci bir suç işlemiştir. Bölge halkını çaresizliğiyle baş başa bırakmışlardır. Müteahhitler binaları standartlara uygun yapmayarak, eksik malzeme kullanarak ölümlere, yaralanmalara ve sakat kalmalara yol açmışlardır. Belediye başkanları inşaatın izin, onay, denetim merci olarak ölüm, yaralanma ve sakat kalmalardan sorumludurlar. Vali ve kaymakamlar kurtarma, ilk yardım ve acil müdahaleyi sağlamak amacıyla gerekli teşkilatı oluşturma, teknik donatım sağlama ve proje yapmakta sorumlu ve yetkili kılınmışlardır. Öngörülen hazırlıkların yapılmadığı anlaşılmıştır. Suçludurlar. Yıkılan ya da hasar gören binaların mimar ve mühendisleri suçludur. Zemin etütleri yapmadıkları gibi zemine uygun projede hazırlamamışlardır. Bu dilekçe ne dün ne önceki hafta ne Kahramanmaraş'ın ne de Hatay'ın ardından. Gölcük depreminden 5 gün sonra 28 Ağustos 1999'da verildi. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı olan Murat Çelik ve bir grup avukat deprem bölgesini gezip gözlem yaparak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Şüpheliler listesinde bütün devlet protokolü var. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Bülent Ecevit'le Bakanlar Kurulu, Genelkurmay Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Valiler, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Müteahhitler, Mimarlar ve imar Müdürleri listede. Dört suçlama yöneltiliyor. Öldürme, yaralama, görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma. Akıbeti mi? Yalnızca Sakarya'da birkaç müteahhide dava açıldı dişe dokunur ceza verilmedi. Deprem dilekçesinin üzerinden tas tamam 24 yıl geçti. İlk 3 yılı hariç aynı lider memleketi yönetiyor. 24 yıl önce dünyaya gelenler 5-10 deprem gördü. Dilekçede yazılanlar hiç eskimedi. Başta Profesör Doktor Naci Görür olmak üzere tüm deprem uzmanları 3 yıl önce Kahramanmaraş'ta büyük bir depremin olabileceğini öngördü ve uyarıda bulundu. İktidar depreme dayanıklı şehirler kurmak yerine 5 kez imar affı çıkardı. Belediye başkanları bir daha seçilmek için kaçak yapılara göz yumdu. Dokunsan yıkılacak binalara ruhsat verdi. Bazı başkanların diktiği binalar yerle bir oldu. Afat ilk 48 saat enkaza giremedi. Yardım bekleyen binlerce kişi arama kurtarma ekibi vaktinde yetişmediği için kurtarılmadı. Kızılay çadır pazarlığına tutuştu bu esnada. Avukat Murat Çelik 24 yıl önce tanık olduğu Gölcük'le bugün Kahramanmaraş'ı kıyaslıyor. O tarihte 12 saat sonra arama kurtarma başlamıştı. Kızılay'ın işleyen sistemi vardı ve ilk 12 saatte birçok yere müdahale edilebilmişti. Çadır sorunu azdı. Şimdi Kızılay'dan bahsedemiyoruz. Afad'ın ne teçhizatı var ne uzmanlığı. O tarihte büyük bir deprem beklemediğimiz ve hiçbir hazırlık olmadığı halde müdahale daha makuldü. Bugün üzerinden 24 yıl geçmesine ve her gün deprem gerçeğiyle yaşamamıza rağmen çok daha olumsuz durumdayız. 72 saat arama kurtarma ekibi gitmemesini, hala daha çadırların olmamasını, salgın hastalık sorununun bulunmasını anlamak mümkün değil. İkisini kıyaslayınca daha geri noktadayız. O zaman devleti çok eleştiriyorduk. Demokratik değildi, asker etkindi. Ancak devletin depremle ilgili müdahaleleri yerindeydi. Murat Çelik'in de aralarında olduğu avukatlar bugün 12 hukuk örgütünün desteğiyle İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde buluşuyor. İlkin basın açıklaması olacak ardından 30 sayfalık bir dilekçeyle suç duyurusunda bulunulacak. 50 yetkili hakkında şikayetçi olacaklar. İlk sırada Erdoğan var. Sonra yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, genelkurmay başkanı, valiler, belediye başkanları, Afat ve Kızılay başkanı, imar aflarına imza atanlar. Sanmam ki AK Parti iş başındayken şüpheliler hakkında dava açılsın. Soruşturma bile başlatılmaz. Ta ki beklenen İstanbul depremine kadar. İşte o gün hiç eskimeyen dilekçeyi asıp sarsılarak okuruz. İsmail Saymaz